Bölün Deplasman'a hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi ayrıca konuşmuştuk. Şimdi de Galatasaray'ı Uğur Karakul beraber ben Emre Özcan ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Senin de hoş geldin demen lazım yalnız bana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Galatasaray'la alakalı düşüncelerin neler? Abi şimdi e, ya Gustavo mesela Gustavo üzerine konuşurken e, elbette onun yokluğu üzerine kim oynayacağı konuştuk ama kim oynar deyip geçtik. Lemina'da öyle bir seçenek yok Galatasaray'ın. Yani Lemina'nın yokluğu Gustavo'nun yokluğundan çok çok daha büyük bir yokluk bence. Lemina olmadığı zaman evet, abi, bunun aynen. yerine kimseyi koyamazsın ve aynı şekilde devam edemezsin. Doğal olarak biraz daha radikal bir çözüm gerekiyor bence. Mesela? Ben de, tamam. Bence üçlü, ben, üçlü savunmaya dönüp nicelikle çözmesi gerekiyor bence hocanın. Bunu şöyle açıklayabilirim. Birincisi burada iki tane Lemina yorumlamamız lazım. Birincisi stoperlerin arasına girip e, stoperleri açan, neredeyse üçlüye çeviren e, ve Markan'ın sol stoperde daha verimli olmasını sağlayan, Donku kademesinde olan bir Lemina. Bir de orta sahada enerji getiren Lemina. Şimdi bunu e, paylaşabilmek için e, senin savunma hattına bakman lazım. Çünkü savunmada çok fazla alternatif yok. Bu rol aslında Donk oynayabilir belli ölçüde. Özellikle savunma arasına giren oyuncu olarak önden. Ama, o zaman stoperler lazım. O zaman olacak. bir tane daha Donk gerekir. Yani bir sağ stoper Donk bir de defansif orta Donk lazım. Çünkü iki stoperden biri Ahmet Çalık olduğu zaman golü yersin abi. Çünkü Ahmet o profilde bir oyuncu değil. Yani ee, hızıyla rakip kanatla eşleşebilecek bir oyuncu değil. O bakımdan bence şöyle olması gerekir. Yani bundan vazgeçip direkt üçlüye döneceksin abi. Çünkü Ahmet iki stoperin arasındaki merkezdeki oyuncu olduğu zaman sadece süpürüyor. Havadan yerden. Çok fazla topa girmesine gerek yok. İlla hani yavaşlığıyla ha, karşılaşan oyuncu yok. Ahmet de üçlü savunma. Tamam. Markov zaten sol stoperde daha iyi bir oyuncu. İki, e, iki stoperden biri olmaktansa üçlünün solunda çok daha iyi. E, Donk da e, bu rolü sağ stoper oynayabilecek tek oyuncu. Yoksa çok ideal olduğunu düşünmemekle birlikte. Ne olursa olsun burada üçlü bir hat oluşturabiliyorsun. Ön tarafta da bu kez bir oyuncu kazanıp Liminan'ın yokluğunu nicelikle çözmek. Çünkü niteliğini ikame edecek oyuncu yok. Yani o enerjisini, dribbling becerisini, dikine oynayabilmesini, o bölge için ikame edebilecek bir oyuncu yok. O yüzden e, bir de şey düşünelim Kanat beklerinde de biri Ömer olur bence. Saraç'ı çünkü sakatlıktan yeni çıktı. Hem de bu orta saha problemini çözmek için orta saha kimlikli orta saha yanaşan bir kanat beki daha ideal olur. Seri e, Belhanda önlerinde Emre Akbaba hatta Figuli'nin de biraz içeride zaman zaman destek verebileceği bir düzende 3-4-2-1 benim kafamdaki. Adem Büyük Feguli, Emrah Baba, Seri Belanda merkezde, Ömer, Mariano. Yani evet. Ben çok fazla düşünmemiştim üçlü savunmayı ama şeyi biliyorum bak abi. O yüzden senin o opsiyon olarak sunman güzel oldu. Duyduğum kadarıyla Fahter'imin kafasındaki plan ikinci yarı üçlü savunmayla bakmış. Hmm. Hatta işte Saraç Hamlesi buna göre yapıldı, deniyor. Ee, bir de stoper gelecekti biliyorsun. Heysel Murillo'yu düşünüyordu Galatasaray. Evet. Heysel da tam böyle üçlü savunmanın kenarında oynatabileceğim, oynatabileceğim bir stoper zaten. İşte e, Donk merkezde sol stoper marka çok uygun. Sağ stoper Murillo çok uygun. Saracchi kanat beki solda çok uygun. Sağda Maven. Mariano, Delines çok çok uygun. Ee, ve öyle bir yapı varmış Fatih Terim'in kafasında ama önce Heysel Murillo transferi gerçekleşmedi. Oraya stoper Hı -hı. işte Nijerik olarak bir tane artı bir yazamadı Galatasaray. Ee, sonrasında da başka türlü çözümler, Lemina'nın özellikle ortaya çıkışıyla beraber ve dörtlüde e, stoperlerin arasına gelip işte o savunmayı aslında set hücumunda üçlemesiyle beraber başka çözümler üretmeyi düşündü Terim ve bunda başarılı da olduğu gibi gözüküyor. İşte Antalya Spor maçıyla başlayan bir süreç bu. Altı maçtır hı hı. Lemina'nın e, savunmayı üçlediğini görüyoruz. Antalya Spor maçında iki soperin yanına sağdan gelmiş hatırlayacaksın. Sen o maçı canlı izlemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Ee, aynen ee, senle de konuşmuştuk. Senle... De... E, sağa geldiği üzerine konuşmuştu. Evet. Benim. Sağdan gelip 3. sağ stoper sağ gibi oynamıştı ama ondan sonra şu işte araya gidildi. E, bir devre arası gibi. O devre arası dönüşü de iki stoperin ortasına gelerek o 3'lü samayı oluşturduğunu gördük. E, o yüzden ya yani bu maçı özel öyle bir planı tabii ki olabilir. Ben çok düşünmedim. Ya yani şöyle düşünmedim ben. Yani dörtlü savunma gidiyor. Bir süredir işte 5-6 maçta yani sezon başından beri aslında dörtlü savunma olarak gidiyor da birkaç hedef maçta 3'lüyü Büy kullanmıştı. Büyük maçlarda 3 hep 3'lü kullandı şeylerde. Real Madrid ve Paris Saint-Germain maçları. Evet maçı. evet o maçları kullanmıştı ama şimdi iyi giden bir şeydi. Baş başarılı sekansları da vardı bu arada 3'lü savunma. Vardı vardı. Çünkü hatta 3'lüden 4'lüye döndüğü zaman Real Madrid maçı gitmişti. Ya, Evet. Oyun oyun o, gitmişti 2. yani. İkinci yarı İstanbul'daki maçta. Aynen. Yani dörtlüyü bozmaz gibi düşünüyordum ben ama baktığın zaman da işte dörtlüyü tamam dörtlü oynadığında da topla beraber hep üçlü oluyor Galatasaray. Yani üçlü oynamak da böyle çok büyük bir sistem değişikliği değil aslında. Şimdi Saraç'ın durumu çok önemli abi Solbek'te. Ee, Saraç'ın durumuna göre değişebilecek bir şey bu. Ee, şimdi son maçta başlıyor biliyorsun şeyini sakatlandı çıktı erken çıktı. Hı hı. O uzama o anlamına geliyor mu? Yani şey onunla ilgili galiba bir açıklama yapılmadı şu anda kulüpten ama şimdi öyle bir durumda üçlü savunmada kanat bek olarak Ömer mantıklı gözüküyor ama dörtlü savunmada bek oynayacaksa Ömer çok büyük problem. Benim kafamda şöyle bir şey vardı. Ben Niceli'yi orta sahada Luminia'nın ikame edilmesi şeklinde kullanabileceğini düşünüyordum şeyin. Fatih Terim'in. O da şöyle abi. Dörtlü savunma yine. Üçlü bir orta saha. Jean-Michel Seri. Ömer. Ömer'in sol iç oynadığı. Beranda'nın sağ iç oynadığı. Üçlü bir orta saha. Tamam. Solda Onyekuru, sağda Fegoli, önde de Santrfor. Adem sen Büyük ya da Falka. Emrak Baba'yı kestin. Evet, Emrak Baba'yı kestin. Ee, şöyle... Ama sen de kesiyorsun Emrak Baba'yı. Ben kesmedim. Üçlü Sama'da kestin. 3-4-2-1 dedim. Eee şey, Onyekuru Emrak... Emrak... yok mu? Yok, bende yok Onyekuru. Çünkü... Ha, Onyekuru'suz bence bir Fenerbahçe planı zor Aa, ya. Yani. Onyekuru 11'de olmaz. Bitiren 11'de olur. Olabilir. Bitiren, on, bitiren 11 planı kesin var. Ben başlayacağını ya, düşünüyorum. Kesin ama. var. Ee, şey gözükmedi bana Malatya maçında. Ya do... bırak derbi 90 dakikasını normal 90 dakika çıkaracak kadar fit gözükmedi. Ben de ee, fena bulmadım ya geldiğinden sonra oynadığı maçlarda. Ben bilemem. Yani Malatya maçında bence verimsiz kalan ender oyunculardan biriydi. Evet. Ama, ama bu sen, şey değil. Galatasaray'ın geneli çok iyi değildi Malatya Spor maçında. Ya tamam ama yine de e, yani şimdi derbideki yoğunluğu düşünün, düşününce bu adam aylardır top oynamamış neredeyse. E, sanki kenardan getirip 60'a bir berabere girdiğin zaman kenardan Onyekuru getirmek Gerideysen Falcao'yu getirmek iyi de bir opsiyon gibi. Yani aslında e, hani kulübede başlamak hani Adem'in formu da bu açıdan çok etkili oldu. Tabii o çok önemli. Ee, yani kenardan Falcao'yu sokacaksın. Kenardan Onyekuru'yu sokacaksın. Yani bu bayağı etkili bir şey ki hani senin dediğin gibi olursa da Emrah Baba gibi bir silah olacak. E, ama ben Emre'ye daha yakınım 11 için Onyekuru'dansa. Ben de Emre'nin e, deplasman, şu, bak. deplasman işte, yoğunluğu yüksek. Hı hı. E, hele Fenerbahçe maçları öyle oluyor. içeride dışarıda. Ve Kadıköy deplasmanına fizik olarak da, oyun olarak da çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Temposu da... %100 katılıyorum maç... bak, %100 katılıyorum. O yüzden katı Emre'yi kenardan getirip Onyekuru ile başlamak Hatta farklı bir planda daha doğru olabilir belki. Ama bir... bunlar tamamen tabii bizim maç öncesindeki düşüncelerimiz. Bak, bir adım daha atölyeye götüreyim. Bence 11-11 iki takım başlıyor. 14-14 diyelim kenardan gidecek. 28 oyuncu arasında de fark yaratmaya en namzet oyuncu Onyekuru bence. Tam bir derbi oyuncusu. Yani bu yapıya en uygun. Aynen. Atletizmiyle, driblingiyle hani farklılık yaratabilecek oyuncu ama mevcut durumu üzerinden söylüyorum. Yoksa katılıyorum anladım, sana. Anladım anladım ben de. Yoksa %100 katılıyorum. Yani, ama e, mesela bak... Emre de yani. 90 dakikalık oyuncu değil zaten. Bence zaten değişik öyle olur. Emre 60 dakika, Onyukur 30 dakika diye düşünüyorum ben. Ya aslında yani şimdi düşünüyorum böyle. E, Fenerbahçe'de konuştuğumuz şeyleri de düşünüyorum. Bak Fenerbahçe'de de mesela şey konusunda net olamadık ikimiz de. Jailson orta saha mı oynar yoksa Tolga mı orta saha oynar? Ee, ön tarafta sol önde kim oynar? Onda net bir şey konuşamadık. Yani hı hı. dengede gözüküyor. Bence bu da dengede gözüküyor. E, ee, Fatih Terim'in de böyle kesin şunu yapar diyebileceğimiz ee, bir tercih ya da opsiyonu yok gibi eldeki. Ç kesin diyemiz zaten fantazi bir 11 yaptım ben aslında hani. Evet hani ama gerçek ben, baz bazı şeylere dayansa da yani yakın, şey yok. Ben senin sen söyledikten sonra üçlü savunma da e, benim kafama da oturdu. Ama o üçlü mü? Bu 4-3-3 mü? Bu 4-3-3'ten başka 4-2-3-1'i değerlendirebilir mi? Mesela Onyekuru, Emrak Baba, Feghouli muhtemelen kaldırmaz bu maçı. Sandırfor arkasında hı hı. ikili bir orta saha. Yani ikili orta saha Seriba da şeyde çok iyi gözükmedi. Ee, şey maçı. Kayserispor maçı. Aynen aynen. Se yani Seri Belhanda mesela Belanda Lemina'nın yaptığı yapamadı abi. Farklı bir şey ortaya çıktı. O, o da çok uygun değil. O yüzden gerçekten iki takımın da e, ne yapacağını kestirmenin zor olduğu bir şey e, derbiye doğru gidiyoruz. Bakalım. Ama en azından yani şunu söyleyebiliriz. senin de dediğinin altını çizecek şekilde taktiksel olarak e, ilk, ilk defa 11'leri merak ettiğimiz bu kadar merak ettiğimiz bir derbi yakın dönemde Çünkü hemen hepsinde e, biliyorduk kimin nasıl neyi kimi nasıl oynatacağını. E, Gustavo, Emre ve Lemina'nın yokluğu çok bayağı değiştirdi. Tabii. Yani... Ya, atıyorum yani forvet olması Mesela Falcao sakat desen Adem'in oynayacağını bilirsin. Hı hı. Vedat sakat desen yani Mevlüt oynayacak yani. Kim oynayacak ya yani, Başka da alternatif yok. Ama bu Gustavo Lemina öyle değil abi. Bütün merkezden taşı çektiğin zaman her şeyin yeri oynuyor. Ee, dediğim gibi ya bambaşka e, oyuncular görebiliriz. Bambaşka tercihler görebiliriz. Beklediğimizden farklı 2-3 iki, iki, tane 11 değişik oyuncusu bile görebiliriz. Onu da e, maç günü artık e, keyfini yaşayacağız. Ee, o zaman programı kapatalım istiyorsan kapatalım. ve artık kendi kapışmamıza geçelim. Hadi bakalım.